izleyicilere de siyasetin bir yanıtının olması gerekiyor yarından itibaren. Gelelim bir tanzim satışın istenildiği başlık. O da elektrik. Elektrik faturası. Elektrik, doğalgaz, su. Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Geliyor, çok güzel geliyor hem. Elektrik ve doğalgazda da bence tanzim satış gerçekleştirilmelidir. Ya, onun için de mi kuruya gireceğiz? 15 yılda %240 zamlanan elektrik faturalarına karşı Elektrik Mühendisleri Odası'ndan tanzim satış önerisi geldi. Tüketiciye göre de bütçeyi en çok 3 fatura zorluyor. Elektrik, doğalgaz ve su. Halkımız 15 yılda elektrik birim fiyatları için cebinden %240 zam ödemişler. Doğalgazımız 150 lira geldi. Elektriğimiz 116 lira, suyumuz da 100 lira. Maşallah fabrika gibiyiz. 9 yıl çalıştığım işten çıkarıldım. Ha bir de işten çıkarttın. Evet. Siz mi çalışıyordunuz? Ben çalışıyordum. Ne ödeyecek faturaları? Yani şu an bakıyorum tekrar bir işsizlik maaşı var elimizde. İdare ediyoruz bakalım. Ne kadar işsizlik maaşı? 1400 lira. Hesabı Elektrik Mühendisleri Odası yaptığı 2004-2019 yılları arasında elektriğe gelen zam oranı %240. Yani 40 liralık fatura 15 yılda 135 liraya çıktı. Zaten TÜİK'in son rakamları da gelen zamları doğruluyor. Elektriğin de doğalgazın da birim fiyatı hem konutta hem sanayide %20'nin üzerinde zamlandı. 2018'in sadece ikinci yarısında gelen bu zamlar yılbaşındaki %10 indirimin çok üstünde kaldı. Halk aslında gelirlerinden bu bedelleri kaybetmiş vaziyette. Elimde Mart ayına ait 3 tane fatura var. Elektrik, doğalgaz ve su faturası. Ödenmesi gereken toplam tutarsa tam 547 lira. Yani asgari ücretin 4'te 1'inden daha fazla. Ben kendim geçinemiyorum. Emekli olduğum halde, çalıştığım halde kendim geçinemiyorum. Asgari ücretleri nasıl geçim yaptığını ben merak ediyorum. En temel ihtiyaçlar aynı zamanda bütçeyi en çok sarsan kalemler. 3 faturayı çıkarınca elde kalan para bir ay boyunca geçinebilmek için yetersiz çoğuna göre. Elektrik Mühendisleri Odası da o yüzden tanzim satışı istiyor. Elektrik, su, doğalgaz 500. Yani 500 çok ağır. Çok çok ağır. Asıl ekonomistler biziz. Çünkü o kadar dar ufak meblağlarla ev geçindirmeye çalışıyoruz ki.